Merhaba arkadaşlar, Firdevs Demir İğne ve Sıvı Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düz beyaz bir çiçek çalışacağız. Düğün çiçeği. Düğün çiçeğimizi çok farklı yerlerde kullanacağız. Öncelikle ben gelin eldiveni diye bir aksesuar gördüm. Onu da kullanacağım. Daha sonra şeritlerde çalışacağız biz bunun yanına. Şimdi bugün çiçeğimizi çalışmaya başlayacağız. Çiçeğimiz altı yapraklı ve köksüz. Şimdi onu çalışmaya başlıyoruz. Bunu polyester iplikle çalışıyorum. Şimdi elimizde halkamızı yapıyoruz. Başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Daha sonra işimize çeviriyoruz. Bunun içine 6 tane zürafa çalışıyoruz. Çok yavaş çalışıyorum ki rahatça düğümleri görebilin diye. 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane zürafamızı yaptım. Biraz büyük yaptım özellikle. Sonra halkamızı kapatıyoruz. İp arkaya atıyoruz. İlk zürafamızdan başlayarak hepsine birer kere batıyoruz. Bu şekilde. Sonra yandakine geçiyoruz. Diğerine geçiyoruz. Tekrar bütün ilmeklerimize birer kere daha batacağız. 6 tane daha zürafamız, ilmeğimiz olacak burada. Evet, bu şekilde. İkinci sıramızı tamamladık. Daha sonra yukarıya çıktığımız ilmeğin içine de batıyoruz. Buradakini daha böyle kör ilmek gibi yapalım. O bize lazım olmayacak. Şimdi bu geçtiğimiz ilmeğin içine 3 tane zürafa yapıyoruz. 1 2 ve 3. İşimizi döndürüyoruz. İlk ilmeğimize batıyoruz. Bir ilmek oluşturuyoruz. Sonra ikinci ilmeğimize geçiyoruz. Yine bir ilmek daha oluşturuyoruz. İki tane ilmeğimiz oluyor. Aynı yere tekrar batarak arttırıyoruz. Üç ilmeğimiz oluyor. Sonra en son ilmeğe geçiyoruz. 4 tane ilmeğimiz oldu. İşimizi tekrar döndürüyoruz. İlk ilmeğimize batıyoruz. İlmek oluşturuyoruz. Biraz önce arttırdığımız yer var. Oraya batıyoruz. İkinci ilmeğimizi oluşturuyoruz düğümü çekerken. Daha sonra aynı yere tekrar batıyoruz. Arttırıyoruz. Üçüncü ilmeğimiz oluyor böylelikle. Şimdi bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. Bir sonraki ilmeğe geçiyoruz. 5 tane ilmeğimiz oluyor.
Sonra geri dönüyoruz. Bir ilmek. İki ilmek. Üç ilmeğimiz oldu. Şimdi arttırdığım yere geldim tekrar. Orada yine arttırıyorum. Hep aynı yerde arttırıyoruz. Sonra tekrar 4 ilmeğim oldu. 5 ve 6. Biraz yamuk bir görüntüsü var şimdi. Tekrar döneceğim. Ortada arttıracağım. 7 tane ilmeğim olacak bu sefer. Görüntüm de düzgün olacak. 2 3 ortaya geldim. Tekrar arttırıyorum. 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane ilmeğim olunca arttırmayı bırakıyorum artık. Döndürüyorum işimi. İlk ilmeğime batıyorum ama bu sefer çektiğimde o kadar küçük yapıyorum ki bir daha buraya batamayacağım. Kör ilmek yapıyorum. Diğer ilmeklere birer kere batıyorum. 1 2 3 4 5 ve son ilmeğe geldim. 6 tane ilmeğim oldu. Tekrar işimi döndürüyorum. İlk ilmeğe batıyorum. Yine kör ilmek yapıyorum. Başa kadar gidiyorum. Kör ilmeğe batmıyorum. Bu arada arkadaşlar, daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Ki ben bu videoları devam ettirme şansımı arttırayım. Sizler de beğeniyorsunuzdur umarım videolarımı. Videolarıma bir an önce kavuşma şansı elde edersiniz. Yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Evet, şimdi 5 tane ilmeğim kaldı. Döndürüyorum. Bu şekilde eksilterek bitirene kadar tamamlıyorum bu yaprağı arkadaşlar. Kolay bir çalışma. Gözemesiz olduğu için daha rahat bir çalışma oluyor. Gözemeliler daha zordur. Bu şekilde çok güzel çiçekler yapabilirsiniz. Gözemesiz. Ortadan arttırma tekniğiyle yaptık bunu. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. Küçük ve güzel bir çiçek, her yerde kullanılabilir. Havlularda, örtülerde de kullanabilirsiniz bunu. Evet, şimdi 3 ilmeğim kaldı. İki ilmeğim kalıyor. 1 2 kör ilmek, 1 ilmek ve kör ilmekle bitiriyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde yaprağımızı tamamlamış oluyoruz. Bunun gibi 6 tane yan yana çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Daha sonra kenarlarını dolanmayı ve ortasını süslemeyi göstereceğim inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Firdevs Demir İğne Oyası ve Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden düğün çiçeğini yapmaya başlamıştık. Bugün devam edeceğiz düğün çiçeğimizi yapmaya. Altılı kök üzerine 6 tane yaprak çalıştık. Yaprak çalışmasını göstermiştim. Bugün etrafını dolanmayı göstereceğim size. Bir tane daha ip alıyoruz elimize. Altta dolanmak için. İğnemizi ipimizde takıyoruz. Evet.
İlk ilmeğimizin sağ tarafından başlıyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Her ilmeğin kenarına birer kere batarak, ipi de altta dolaştırarak kenarının kontürüne gidiyoruz. Aynı zamanda cimcikleme işlemini de yapacağız yanında. Evet, hepsini birer kere batıyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu arada daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen ki ben bu videoları devam ettirme şansını arttırayım. Siz de videolardan bir an önce haberdar olursunuz. Yorumda atarsanız sevinirim. Beğeni de yaparsanız, beğeniyorsanız videolarımı. Evet, şimdi başa kadar geldim. En son ilmeğime batacağım. Evet. En son ilmeğime kadar geldim. Paylı bırakıyorum. Payı özellikle bırakıyorum. Bu sefer aynı yere tekrar batıyorum. İlk sıra sıra gelmiştim. Şimdi aynı yere bir daha batacağım ki ucu sivri olsun. Sonra bu ipi altta saklıyorum. Aşağıya doğru devam ediyorum. Eğer bu payı bırakmazsam köşe düzgün durmaz arkadaşlar. Onun için mutlaka pay bırakın iplerinizde. Sonra yana yatırarak saklayın onu. Şimdi aşağı doğru yine bütün ilmeklerin sıra sıra hepsine batıyorum kenarına. Aşağıya gelince de cimcikleme işlemi yapacağım. Son. Elim dolaştı. Video çekerken böyle oluyor arkadaşlar. Heyecan oluyor mutlaka. Bir yerlere takılıyor, dolaşıyor. Şimdi son birkaç tane. Videoyu kapatmadım o yüzden. Evet. Şimdi arkadaşlar yaprağın etrafını tamamen dolanmış olduk. Alttan birinci ilmeğin ve üçüncü ilmeğin arasından geçiriyorum. Düğümümü atıyorum. Düğümümü attıktan sonra yerleştiriyorum ama kendime doğru çekiyorum. Burada biraz kamerayla zor olacak. Önemli nokta burası. Karşıya doğru çekmiyorum. Kendime doğru çekiyorum yaptığım düğümü. Sonra tekrar ipimi kenara çekiyorum. Yandaki ilmeğin başına batıyorum. Düğümü yerleştiriyorum. Sonra 3 tane yukarıya doğru çıkıyorum. Kontür dolanıyorum yine. Evet. Şimdi buraya çıktıktan sonra hafif alt ipimi çekiyorum. Çok fazla değil ama. Çok hafif çekip arasındaki boşluğu ayarlıyorum. Evet. Arasındaki boşluğu kapatmış oldum böylelikle. Her seferinde aynı işlemi yapıyorsunuz. En son bittiğinizde de ilk başlangıç yerine mutlaka gelip bir düğüm atıp ondan sonra bırakıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepsinin etrafını dolandık. İlk başlangıç yerimize tekrar düğüm atarak bitirdik. Şimdi başka ipimizi hazırladık. Kenarda herhangi birinin kenarına batarak ipimizi bağlıyoruz. Daha sonra yaprağın alt tarafından çıkartıyoruz. Üste doğru. Sonra yaprağı yatırıyoruz. Çiçeğin göbeğine batıp
yaprağın biraz önce iğneyi çıkarttığım yerden yine çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kere sarıyoruz. Yavaşça çekiyoruz. Yavaş yavaş, acele etmeden yerleştiriyoruz düğüm işimizi. Tekrar ortaya batıyoruz çiçeğin ortasına. Tam göbeğine. Evet, bu şekilde bir düğüm oluşturuyoruz. Tekrar yandaki ilmeğin içinden çıkartıyoruz. Hepsine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bu şekilde düzelterek elimizle yerleştiriyoruz. Tekrar ortaya batıyoruz. Ve yandaki ilmeğin içinden çıkıyoruz. Bu şekilde altısının içinde tamamlıyoruz. En son ortayı tekrar sıkıştırıp ikisini birbirine düğüm atıp kapatıyoruz arkadaşlar. Oraya gelince tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, bütün hepsini işledim. Ortalarını. Şimdi alttaki ipimiz duruyor zaten, göbeğin ipi. Orayı, ikisini birbirine bağlıyorum. Güzelce düğüm atıyorum buraya. Ki ortası tamamen kapansın istiyorum bunu. Evet, bu şekilde düğümlüyorum. Ondan sonra kesiyorum iplerimi. Çiçeklerimi düzeltiyorum. Daha sonra bunu eldiveni dikerken boncuklarla süsleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.